Şimdi film çekimlerine başlamıştık. Basit çekimli, basit zamanlı filmler. Basit çekim, basit zaman. İkisi de aynı şey demek ama basit yapı demek değil kesinlikle. Yapıyla karıştırmıyorum ama basit çekim, basit zaman aynı şey. Yapı farklı bir şey. Ne diyor? Fiillerin tek zaman bir tane kip eki alması demektir. Haber kipi de alabilir. Haber kipi zaten zaman ekleriydi. Ya da dilek kipi alabilir. Üstüne kişi eki alacak. Yani aslında bir çekimli eylem. Ama tek bir eki almış. Okuyorum. Okumak fiil kökü. Your şimdi zaman eki. Okuyorum. Kim okuyor? Ben okuyorum. Bilinç teki. Şahıs eki. Seveceksin. Sevmek fiil kökü. Ecek acak. Gelecek zaman eki. Seveceksin. Kim sevecek? Sen seveceksin. Dolayısıyla ikinci tekil şahıs eki. Gitmeliyiz. Gitmek fiil kökü. Şu ikisi haber kipiydi. Dikkat edelim. Zaman ekiydi. Gitmek fiil kökü. Benim alı dilek kipi alabildi. Benim alı gereklilik ekiydi. Gitmeliyiz. Kim gitmeli? Biz gitmeliyiz. Dolayısıyla birinci çoğul şahıs eki. Şimdi buraya bakalım. Hem haber hem dilek kipleriyle birer cümlede kullanılıyormuş. Cümleye gerek kalmadan hemen bir fiilleri yapabilirim. Yazdım. Yazmak fiil kökü. D görülen geçiş zaman eki. M birinci tekil şahıs eki. Birinci tekil şahısı çekimleyelim şimdi. Yaz. Yazmışım. Yazmışım dediğinde ne olacak? Duyulan geçmiş zaman eki olacak. Yazıyorum. Şimdiki zaman eki almış. Üstüne yine birinci tekil şahıs ekini almış olacak. Ya da yazacağım. Gelecek zamanlısında yine birinci tekil şahıs eki almış. Melimalı gereklilik yapalım. Dilek kipi kullanalım. Diğerlerinde haber kipi kullandık. Yazmalıyım. Melimalı. Yazmalıyım. Kim yazmalı? Ben yazmalıyım. Ya da yazayım. İstek eki. Yine istek ekini ne yaptım? Birinci tekil şahıs da çekimledim. Dolayısıyla hem dilek kipi kullanabilirim. Hem haber kipi kullanabilirim. Üstüne bir de şahıs eki alacak. Ama bir tane kip eki kullanmış olacağım. Birden fazla kip eki kullanırsa o basit çekimli ya da basit zamanlı olmaz. Şimdi birleşik çekim. Burada biraz kafalar karışabiliyor. Birleşik çekim, birleşik zaman, birleşik yapı demek değildir. Yapıyla çekim farklı şeydir. Nasıl ki çekim ekiyle yapım eki farklıysa aynı şey fiilde, çekimde de, fiilde, yapıda da aynı şey demektir. Dolayısıyla birleşik çekim, birleşik zaman evet demektir ama yapı demek değildir. Üçe ayırıyoruz. Hikaye, rivayet ve şart diye üçe ayırıyoruz. Hikayenin eki idi. Rivayetin eki imiş. Hikaye tanık olduğum, gördüğüm şey. Rivayet duyduğum. Öyle rivayet edilir ki, rivayet odur ki. Bir şey anlatılırken efsanelerde de genelde bu kalıp kullanılır. Şart eki ise se ve sa. Yine fiil olacak. Haber tipi. Dilek kipi, bir tane kip ekini alacak. Daha sonra eğer hikaye ise hikaye, rivayet ise rivayet, şart ise şart olacak. Ve en son yine şahıs eki eklenecek. Biz şunu diyoruz. Eğer bir yerde eki eylemi anlatmıştık daha önce. Eki eylem için ne denir? Eki eylem iki tane görevi vardır. Bir tanesi isim soyunun bir kelimeyi aldığı ekle yüklem yapar. Ek fiilin diğer görevi neydi? Basit zamanlı, basit çekimli bir eylemi birleşik çekimli yapar. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim o zaman. Birleşik çekimli, birleşik zamanlı her fiil aslında ek eylem almıştır. Niye? Çünkü bir yerde birleşik çekim, bir yerde birleşik zaman varsa hikaye, rivayet ya da şart. Burada kesinlikle hikaye, rivayet, şart kısımları ek bir eylemdir. Şimdiki zaman hikayesi. Okumak fiil kökü. Yok. Şimdiki zaman eki. Du. Şimdiki zamanın hikayesi. Bunu söylerken böyle söyleriz. Gidip de şöyle demeyiz. Okumak fiil kökü. Yok. Şimdiki zaman eki. Du. Geçmiş zaman eki. Diyemezsin. Artık bu birleşti. Yeni bir şey oluşturdu. Okumak fiil kökü. Yok. Şimdiki zaman eki. Du. Şimdiki zamanın hikayesi. M. Birinci tekil şahıs. Eki. Geniş zamanın hikayesi yap. Demek istiyor bunda. Ne diyor? Okumak fiil kökü. Okumak. Geniş zaman okur. Okurdu dediğimde ne olacak? Okumak fiil kökü. R. Geniş zaman. Du. Geniş zaman hikayesi. M ile birinci şahıs eki. Geçmiş zamanın hikayesi. Burada zaten bir tane hikaye ekimiz var. Şimdi geçmiş zamanın hikayesini nasıl yapacağım? Okumak fiil kökü.
Okumuştu. Bu sefer ne yaptım? Tum oldu. Niye? Çünkü sertleşme bir ses alıyor oldu. Okumak fiil kökü. Muş. Duyulan geçmiş zaman eki. Okumuş tum derken tu. Geçmiş zaman hikayesi. Me. Birincideki şahıs eki. Gelecek zaman hikayesi. Okumak fiil kökü. Gelecek zaman ecek acak. Okuyacak. Okuyacak. Tım demem gerekir ki yine üstüne hikayeyi alsın. Gerekli kimin hikayesi okumalıydım. Melimalı gerekli. Şart kipinin hikayesi okusaydım. İstek kipi okuyaydım. Geniş zamanın olumsuzunun hikayesi. Şimdi olumsuzluk ekini ekleyeceğim. Bir kere geniş zamanın üstüne olumsuzluk eki eklenecek. Daha sonra hikayesini eklemiş olacağım. Okumak fiil kökü. Okumaz. Bunu şurada yapalım. Bu önemli. Şimdi okumak fiil kökü. Mema. Olumsuzluk eki. Z. Geniş zaman. Ama genişin olumsuzu birleşince şöyle bir kalıp çıkar ortaya. Maz ya da mez. Bu bir kalıptır. Aynı mame'de olduğu gibi mame'nin üstüne z eklenmiştir. Geniş zaman olumsuzu deyince aklıma şu iki kalıp gelmedi. Normalde olumsuzluk ekiyle geniş zaman ekinin birleşmesiyle oluşmuş bir kalıptır. Okumak fiil kökü, ma olumsuzluk eki, z geniş zaman eki, okumaz, dım, dın olacak, geniş zamanın, ne diyeceğim, olumsuzunun hikayesi. Geniş zamanın hikayesi diyemem. Niye? Çünkü burada bir olumsuzluk durumu var. Dolayısıyla geniş zamanın olumsuzluğunun hikayesi. Birbirine bağladım hepsini. M ne olacak? Birinci, tekil, şahıs ya da kişi, eki. Maktamette şimdiki zaman kipinin hikayesi. Şimdi maktamette eski zaman, eski Türk filmlerinde de çok fazla geçer. Hatta Selçuk Oyun'un Al Yazmanı'nın filminde sürekli böyle replikler vardır maktamette şeklinde. Maktamette yor ekini kapsa. Eski Anadolu Türkçesinde de çok fazla kullanılır. Anadolu ağızlarında da çok fazla kullanılır. Şu an için çok kullanmıyoruz ama böyle bir kalıpta vardır. Maktamette şimdiki zamandır aslında. Okumaktaydım dediğimde yani okuyordum demek istiyorum aslında. Okumak fiil kökü. Maktamekte yine maktamekte şimdiki zaman kipi olarak kabul ediyorum. Ye yardım ses. D. Maktamekte şimdiki zaman halinin hikayesi. M. Birinci teki şahıs. Eki. Rivayet. Basit çekimli, basit zamanlı bir fiil üstüne. Bu sefer dı di du du ya da tı ti tu tü değil de mış miş mış müş ekini getirilmesiyle oluyor bu sefer. Yine fiil var, haber kipi ya da dilek kipi. Mış miş mış müş, rivayet yani ek eylem. Ne demiştik? Hikaye, rivayet, şart. Ek eyleme girerdi. Üstüne tekrardan bir şahıs eki alalım. Okuyormuş. Okumak fiil kökü. O okuyormuş. Yor. Şimdiki zamanmış. Şimdiki zamanın rivayeti. Üçüncüdeki şahısta. Geniş zamanın rivayeti. Okurmuş. Okumak fiil kökü. R. Geniş zaman. Geniş zamanın rivayeti. Bunların hepsini üçüncü tekilde yapıyor. Çekimliyor. Okumuşmuş. Kullanır mıyız? Bunu kullanmayız. Sadece gramer olarak göstermek için bu örneği vermiş. Muş, görülen, duyulan geçmiş zaman eki. Duyulan geçmiş zamanın üstüne tekrardan bir duyulan geçmiş zamanı rivayet eklenmiş. Okuyacakmış. Okumak fiil kökü. Y, yardımcı ses. Sizin de elinizle kaynaştırma sesi. Ecek, acak, gelecek zaman. Mış ne? Gelecek zamanın rivayeti. Hep bir öncekine bağlayarak ekimi söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Üçüncü tekilde çekimliyor şu an. O yüzden şahıs eki yok. Üçüncü tekil şahıs hali deyip bırakmamız gerekir. Ek olmadığı için.
Gereklilik tipi okumak fiil kökü, velimalı, gereklilik eki, y yardımcı ses, mışne, gereklilik tipinin rivayeti. İstek tipi istek eki ea'dır. Okumak fiil kökü, y yardımcı ses, okuyaymış derken ea yine bazen ie şeklini alıp elim şekline dönüşebiliyor istek ekinde. İstek eki mış, istek ekine neyi? Rivayeti. Şart tipi sesa şart 2 biliyoruz. Okumak fiil kökü sesa şart 2 y yardımcı ses mış ne? Mış şartın rivayeti. Geniş zamanı olumsuzun rivayeti. Yine burada olumsuz var, dikkat edelim. Genişin olumsuzu neydi? Mame olumsuzluk ekiyle z geniş zaman ekinin birleşmesiyle oluşurdu. Mazmez yani geniş zaman olumsuzluğunun bir kalıbıdır. Okumak fiil kökü, mazmez, geniş zaman olumsuzluğu, mış ne? Geniş zamanın rivayeti demiyorum. Niye? Çünkü burada bir olumsuzluk var. Geniş zamanın olumsuzluğunun rivayeti diyorum. Burada ne yazıyorsa onun üstüne aslında ek eylemimi ekliyorum. Maktamekte yor şimdiki zaman eki üzerine kullanılırdı. Okumak fiil kökü, maktamekte şimdiki zaman, y ne olacak? Yine kaynaştırma yani yardımcı ses, mış, maktamekte şimdiki zaman halini rivayeti. Son olarak fiil çekimlerinde, birleşik çekimlerinde şart tipi. Şartta da cümlenin sonunda genellikle bulunmaz, bu yan cümlecik oluşturur. Yan cümleyi oluşturur ve bir ana cümleye bağlar. Yağmur yağarsa bunu bir yere bağlamanız lazım. Dolayısıyla şartlı bir şekilde cümleyi genellikle bitirersiniz. Dolayısıyla bir yere bağlamak gerekir. Yan cümle unsurunu oluşturur. Yine fiil vardır, haber yerindelik vardır, sesa şart eki eklenir ve üzerine tekrardan şahıs eki gelir. Şimdiki zaman şartı. Okuma fiil kökü. Yor şimdiki zaman. Söyle şimdiki zamanın şartı. Geniş zamanın şartı ne olacak? Okursa. Okumak fiil kökü. R geniş zaman. S şart. Geçmiş zamanın şartı ne olacak? Mışmış ya da dı kullanmam lazım. Okumak fiil kökü. Okuduysa diyemem. Ne yapacağım? Ona göre ünlüm değişime uğrayacak. Okuduysa y yardımcı ses. Sesa ne diyeceğim? Görülen geçmiş zamanın şartı. Burada ne? Duyulan geçmiş zamanın şartı. Niye? Mış mışı kullandı. Gelecek zaman okuyacak. Sa. Ecek acak. Sa iki geldi. Geleceğin şartı. Gereklilik okumalıysa istek. İstek ekinde nasıl olacak? Hem isteyip hem şart sunma gibi bir durumumuz yok. Okuyasa gibi böyle bir şey bunu kullanamayız. Dolayısıyla Türkçe'de bunun bir karşılığı yok. Yine şart tipinin üstüne tekrardan okusasa gibi bir şey söyleyemeyeceğimiz için yine şart ekinin üstüne getiremiyorum. Genişin olumsuzu okumazsa, okumak fiil kökü, mezmaz, olumsuzluk, genişin olumsuz hali, sesane, geniş zamanın olumsuzunun şartı. Genişin olumsuzu demiyorum. Genişin olumsuzu yukarıdaydı. Bu ne? Geniş zamanın olumsuzluğun şartı. Maktamekte şimdiki zaman. Okumaktaysa maktamekte şimdiki zaman halini şartı deyip bitiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken şeyler. Bir kere limit soru bankasının alınmasını istemiştim ben Sonay. Şu an bu durumlardan dolayı belki soru bankasını alamamışsınızdır. Almış olanlar için şunu söyleyeyim. Limit soru bankasını almış olanlar fiilleri komple oradan bitirebilir. Onun haricinde elinizdeki soru bankalarından farklı sizin kendi kaynaklarınızdan, bizim okulda size temin ettiklerimiz değil de sizin evde kendi kaynaklarınız varsa kesinlikle ve kesinlikle fiilleri oradan tekrar ediyoruz ve fiillerle alakalı soruları çözüyoruz. Onun haricinde ben size K12'den bir iki test ödev olarak yükleyeceğim fiillerle alakalı. Fiilleri çekimlerini burada gördük. Daha sonra yapıyı anlatacağım ve zarflarla devam edeceğim. Bir de kitap videomuzda söyledim ama burada da tekrardan söyleyeyim. Kitap okuma olarak da Sait Faik Abasıyanık'tan Seçme Hikayeler kitabını okuyup
Yine aynı ara tatilde verdiğim ödevlerde olduğu gibi bana bir sunum hazırlayıp mail adresine yollayacaksınız. Bir de yine K12'den size onunla alakalı ödevler gireceğim. Dediğim gibi soru bankalarından hiçbir şekilde fiillerden eksik kalmıyor. K12'den de daha sonra size test olarak ekleme yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.